Hala nabız yok. Devam ediyoruz. Polat. Polat. Hastaneye yaklaştık. Acele durum edin. Nedir? Kalp masajı yaptık. Solunumu destekledik. Yol boyunca da kalp masajına devam ettik. Ancak hastadan cevap alamadık. Tamam, çabuk hızlı olalım. Anneciğim, ne olur bırakma bizi. Olmuyor, yanıt alamıyorum tekrar. 100 joule. Olmadı. 200 joule verelim. Olmuyor, yanıt alamıyorum. Tekrar. Tekrar. Olmuyor, hasta dönmedi. 200 joule tekrar. Olmuyor. Hasta dönmedi. 200 joule tekrar. Hastayı kaybettik. Anacığım, ne olur beni bırakma. Anne. Hasta döndü. Hemen yoğun bakım ünitesini alalım. Hadi çabuk. Polat. Şükürler olsun. Şükürler olsun Allah.
Polat Alemdar hastanede. Annesi kalp krizi geçirdi. Durumu kritik. Mutlaka yoğun bakım katına gelecektir. Tamam. Telefondan iyi bir haber mi geldi Can Bey? Bana kötü haber vermeye kim cesaret edebilir ki? Şimdi sen de ara emniyetteki yeni dostlarına iyi haberi ver. Polat Alemdar ağamıza düştü. Nerede olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Yaşlı annesinin kalbi son zamanlarda yaşadığı üst üste acı olaylara dayanamamış anlaşılan. Hastaneye kaldırmışlar. Polat da orada. Peki ama oradan size kim haber verdi? Brandon bir gün Polat'ı orada bulacağını hesap ederek bir ajanını yerleştirmiş hastaneye. Bu konuda büyük bir takdiri hak ediyor. Eğer Polat'ı hastaneden aldırırsan en büyük takdiri sen kazanacaksın. Bence vakit kaybetme. Hastamızın durumu stabil ama şuuru kapalı. Peki annem iyileşebilecek mi? Şu durumda ne olacağını kestiremeyiz. Annenizin kalp rahatsızlığı ve yaşı dikkate alındığında eski sağlığına kavuşmasını ümit etmemiz zor. Peki sağ olun. Kontrolden geçti. Durumu iyiydi. Son günlerde yaşadıkları bu krizi tetiklemiş olabilir Polat. Bize belli etmek istemedi ama çok sarsıldı. Dün gece o kadar mutluydu ki. Efendim? Bir şey mi var üstüne? Polat Bey, annenizin tahlil neticeleri hali hazırda kullandığı ilacın lüzumundan kat be kat fazlasıyla alındığını gösteriyor. Nasıl olur? Anneniz dalgınlıkla veyahut ihtiyaç hissedip fazladan ilaç almış olabilir. Hayır. Annem ilaçlarına çok dikkat ederdi. Böyle bir şey yapmaz. Ben evde kalan ilaçlarını getirmiştim. Hepsi hastanemiz görevlilerinin bilgisi altında efendim. Gereken tetkikleri yapınca daha ayrıntılı malumat verme şansım olacak. İyi. Babacığım, ninem yaşıyor mu? İyi canım, merak etme. Geri geldi çok şükür. Baba, ninem ölmesin. Ölmesin kızım, ölmesin. Komutanım, geldiler. Çok korktuk Cahit Bey. Ama çok şükür şimdi her şey kontrolümüz altında. Abi nerede Hüsnü? Buradan Cahit Bey. Geçmiş olsun. Sağ ol Cahit. Brandon'a da.
Sagir'e de yaptıklarının hesabını soracağım. Anneme bütün bunları yaşatan, babamı alan, evimi kuşatan, Leyla'ya, Elif'e el uzatan o şerefsizleri doğduklarına pişman edeceğim. Abi ben Brenda'nın yerini öğrenebilirim. Nasıl öğreneceksin? Behmin'in evinde yakaladığım canlı ajanını kullanabilirim. Tamam. Onunla irtibata geç. Orta Doğu'ya vali olmayı hevesli o terörist başını nerede tutuyorlar öğren. Tamam abi. Cahit. Efendim abi. Ajan konusunda dikkatli ol. Tamam abi. Çok geçmiş olsun abi. Sağ ol Akif. Direkt buraya geldim abi. Türkmen köylülerin de dualarını getirdim. Eyvallah. Sagir'in nerede olduğunu bulabildiniz mi Akif? Bizimkiler her ipucunu değerlendiriyor. Ben de hemen bir ekiple peşine düşeceğim. Önce şu gece kulübünün patronunu bir yokla. O beni gördü. Bizden bir şey saklamaz. Tamam abi. Bu adam başka kimsenin canını yakmasın. Anladım abi. Salih. Salih. Salih sen misin? Sen de kimsin? Ben Tanrı misafiriyim.
Salih kim? Torunum. İçeride mi? Yok. Üniversitede okuyor. Ayda yılda bir gelir. Geç. Yürü yürü. Ne istiyorsun benden? Bu gece burada kalacağım. Beni ağırlayabilir misin? Kimse kimsenin kapısını çalmıyor artık. Misafir ağırlamayı da unuttuk ama yatacak yerim var. Açsan da Allah ne verdiyse koyarım önüne. O zaman bir şeyler hazırla bakalım. Evde başka kimse yok dedin değil mi? Varsa onu da çağır. Hep beraber yiyelim. Torunumdan başka kimsem yok İstanbul'da. O da dediğim gibi yüzünü gören cennetlik. Hı. Sagir'e benzeyen biri bir benzinlikte görülmüş en son. O bölgeden ulaşabileceğim görüntü var mı bakıyorum. Polis hastaneye gitmiş. Polat Bey'in orada olduğunu öğrenmişler. Akif orada mı? Hastaneden az önce ayrıldı. Yasin komutan orada. Erhan Bey hastaneye gitti. Haber verin hemen. Siz servis çıkışlarını tutun. Siz acilden ilerleyin. Sizler de benimle ana girişten geleceksiniz. Hastanede olduğunuzu unutmayın. Mukavemet görmedikçe bir şey istemiyorum. Polat Alemdar alıp çıkıyoruz. Yürüyün. Komutanım. Ne oldu Yasin? Komutanım, burada olduğunuzu öğrenmişler. Emniyet binayı sardı. Hangi girişten geliyorlar? Üç taraftan da geliyorlar komutanım. Acele etmeliyiz. Servis çıkışından gelen ekip 3 kişi. Hemen davranırsak orayı zorlayabiliriz. Ya ben onları nasıl zorlarım Yasin? Ne yapayım çocuklara? İzah ediyorum beyefendi.
Polat Bey'in validesi elin bir rahatsızlık geçirdi. Bilgimiz var, lütfen zorluk çıkarmayın. Polat ne oluyor? Arkadaşlar beni götürmeye gelmiş. Polat Alemdar, Interpol tarafından hakkınızda çıkarılan arama ve tutuklama kararına dayanarak sizi emniyete götürmek zorundayım. Böyle bir zamanda bu nasıl bir insafsızlık? Ayrıca tamamen hukuk dışı bir emri uygulamak üzeresiniz. Eğer hukuk dışı bir durum varsa buna hakim karar verir savcı hanım. Ben sizin çok iyi bildiğiniz gibi bana verilen emri uygulamak zorundayım. Tamam Leyla. Bırakalım arkadaşlar vazifesini yapsın. Ama gitmeden önce son kez annemi görmek istiyorum. Annemi görüp geleceğim. Doktor hanım, annem nasıl? Şimdilik durumu stabil. Ancak kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Ben sizi yalnız bırakayım. Ben hep giderim ya anacığım. Sen hep beklersin beni. Bak yine öyle oluyor. Bu sefer olur da dönemezsem... Olur da çok bekletirsem... Hakkını helal et anacığım. Ben senin hakkını ödeyemem. Emniyete ben de geleceğim. Gerek yok Leyla. Sen burada kal. Nazife anne hastanede, emin ellerde Polat. Ama bir oyun daha çevirip seni tuzağa düşürebilirler. Tedbirli olmalıyız. Prosedürü uygulamam gerek. Sizinle gitmeye geldim. Gidelim mi, gitmeyelim mi?
Görev tamamlandı. Evet. Tamam, anladım. Demek torunun seni ziyarete gelmiyor ha? Genç işte. Aklı bir karış havada. Ben buradayken gelsin de bir kulaklarını çekeyim. Nereye? Ben üşüdüm. Bir hırka alacağım. Sen de ister misin evladım? İyiyim böyle. Uykum geldi benim. Sen salona geç. Ben malzeme getireyim. Kendine de getir ihtiyar. Sen de salonda yatacaksın. Ben korkarım yalnız uyumaktan. Telefonum odada kaldı. Getir, polisi arayacağım. Sakın bir şey yapma. Sabah gidecek. Tabancası var, öldürür bizi. Hoş geldiniz savcanım. Sağ olun. Polat Alemdar'la görüşmek istiyorum. Elbette. Ancak önce Interpol'e bir başvuru yapmanız gerekiyor. Yaptım. Interpol, Europol, Sirena Dairesi Başkanlığı'nın görüşme izin yazısı.
Kendisini müdür beyin odasında misafir ediyoruz. Buyurun. Buyurun. Bir çay daha ister misin abi? Sağ ol Abdurrahim. Geceden beri bir demlik çay içtik. Sen hiç yeter ki Polat abi. Ben ne kadar istersen demlerim. Eyvallah. Sağ ol. Nasılsın Polat? Çayım eksik olmuyor. İyiymiş. Başka bir şey aramazsın zaten. Annem nasıl? Yanına uğradım. Oradan geliyorum. Gece senin bıraktığın gibi aslında. Korkulacak bir şey yok diyor doktorlar. Yine de yoğun bakımda kalması lazım bir süre. Hemen atlatamaz. Yok yok. Çıkarmıyorlar zaten. Yoğun bakımda kalacak. Sen çıkınca onu da odasına alırız artık. Beni hemen bırakacaklar gibi konuşuyorsun. Ben öyle umuyorum. Interpol'ün dava dosyasında hakimin seni tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçlama yok. Sen onları bilmiyor musun Leyla? Dün geceden faaliyete başlamışlardır. Kim bilir ne sürprizler hazırlıyorlardır şimdi. Ben de bu yüzden elimizi çabuk tutalım diyorum. Avukat aracılığıyla yetkili sulh ceza mahkemesinde tutuklamaya hemen itiraz edeceğiz. Gel. Ne zahmet ettin Abdurrahim? Estağfurullah abi. Teşekkür ederim. Bugün hakim karşısına çıkarız diye düşünüyorum. O zaman bugün gidiyor musun Polat abi? Belli olmaz. Belki suçlusun der bırakmazlar. Olur mu abi? Hangi vicdan seni tutuklayabilir? Eyvallah. Sağ ol. Bakkalın çırağıdır. Her sabah ekmeğimi, gazetemi getirir. Git bak bakayım. Günaydın teyzeciğim, nasılsın? Sağ ol evladım. Bu ekmek, bu da gazeten teyzeciğim. Başka bir isteğin var mı? Yok. Bir şey mi oldu teyze? Yüzünden öldü. Geç içeri ihtiyar. Geç.
Patronun nerede? Geliyorlar. Cahit Bey, nasılsınız efendim? Rahatsızım. Benim olduğum yere öncü gönderdiğine göre bana hala güvenmiyorsun. Rica ederim. Sana güveniyorum ama İstanbul'a güvenmiyorum. O zaman üstüme alınmıyorum. Sizle hiç alakası yok efendim. Ben neler gördüm neler. Şimdi de tek arzum... Güneş gibi parıldayan sarı altın külçelerimi görmek. Getirdim. Parlayan hiçbir şey göremiyorum. Para senin gözünü boyamış da ondan göremiyorsun. Tamam tamam. Sen kendini yorma. Çocuklar halleder. Ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. Anlaştık. Teklifinizi kabul ediyorum. Teklifi yapan ben değildim. Bunu gidip Fehmi Bey'e söyleyeceksin. Doğru. Doğru. Ben de sana söz veriyorum. Buradan ilk iş Fehmi Bey'in yanına gideceğim. Bütün malımızı alın. Gidiyoruz. Hadi. Hop. Yavaş olun beyler. Sen de kimsin? Pusat Çakır. Sen Süleyman Çakır'ın oğlu musun? Evet. Eski hesapları kapatmaya geldim. Bizim rahmetli babanla bir hesabımız kalmadı. Sana göre kalmamış olabilir. Ama avukatı olarak Ukrayna'daki ve Kıbrıs'taki mekanları yıllardır sana çalışıyor. Onları bana sağlığında kendisi vermişti. İşletmem için. Tamam da babasından al işlet, oğluna devret. O zaman gel anlaşalım. Ben biraz asabiyim. Zor anlaşırım. Hmm. Büyüklerim ne derse o olur. Sen şimdi arkana bakmadan gideceksin. Pusat da arkamdan Süleyman Çakır'ın malını çaldı diye konuşmayacak.
Ne oldu Leyla? Yaptınız mı başvuruyu? Yaptık. Arama tutuklama kararına önceden itirazımız vardı zaten. Şimdi de tutuklamaya itiraz ettik. Başsavcıyla görüştüm. O da süreci hızlandıracak. Başvuru dosyasından bir kopya da senin için yaptırdım. Belki incelemek istersin. Nasıl sonuçlanacağını bilemem ama ben işin uzamayacağını düşünüyorum. Interpol de hemen sonuç almak isteyecektir. Şu anda emniyette de, adliyede de tam fırtına öncesi sessizlik var Polat. Senin hakkında çıkacak karar hem politik hem insani olarak birçok kişiyi etkileyecek. Ben her şeyden önce annemi merak ediyorum Leyla. En büyük derdim bir an önce gidip annemi görmek. Efendim, altınları öylece bırakacak mıyız? Aracı takip etmemizi ister misiniz? Hayır, hayır, hayır. Nereye gidiyoruz? Fehmi Bey'e. Yine de konseye girmeyi düşünüyor musunuz? Konseye gireceğim ve bu yaptıklarını Cahit'in de Pusat'ın da yanına bırakmayacağım. Merhaba Safiye Hanım. Ben ninemi görmek istiyorum. Tamam Elifciğim. Şimdi Hüsnü Bey sizi götürecek. Gel bakalım küçük hanım. Ben de geleceğim birazdan. Tamam. Ben gece uyuyakalmışım. Bir ara uyandım, baktım Elif hala uyumamış. Ne söylediysem olmadı, perişan durumda. Kolay değil. Dedesini daha yeni kaybetti. Abim ne haldedir şimdi, haberin var mı? İyi haber bekliyoruz. İnşallah tez zamanda kurtulur. Müsaadenle. Tamam, ben de yanlarına gideyim. Efendim Martin. Merhaba Sophie. Böyle bir durumda seni rahatsız etmek istemezdim. Ama Nazife Hanım'ın durumunu çok merak ettim. Bir değişiklik yok. Hala yoğun bakımda. Sophie, çok üzgünüm. Elif nasıl? Nazife anneyi ne kadar sevdiğini, ona ne kadar bağlı olduğunu biliyorsun. Evet. Bu yüzden ona çok dikkat etmelisin Sophie. Elif'in bu durumdan olumsuz etkilenmesine izin verme. Elimden geleni yapıyorum ama çok zor. Unutma, ben her zaman desteğe hazırım. Hele de Elif söz konusuysa. Biliyorum Martin, biliyorum. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Burada senin yanındayız. Leyla, Safiye abla, hemşire abla. Babamla bir yere kadar gittik, gelecek. Hepimiz seni çok seviyoruz. Beni duyduğunu biliyorum.
Bahsettiğin çocuk Elif mi demiştin? Evet. Şu an hangi okulda okuyor? Sıradan bir devlet okulunda. Anladım. Öğrencinin şu anki durumuyla ilgili okulundan bilgi alabilirsek, eğitim alabileceği okula karar vermemiz daha kolay olurdu. Onunla ilgili her şeyi bana sorabilirsiniz. Onun hakkında kesinlikle okulundan daha fazla şey biliyorum. Peki o zaman okulundan ayrılmak istemesinin nedeni disiplinle alakalı bir durum mu? Bir disiplin sorunu yaşadı ama asıl sorun o değil. Ben oradan ayrılmasını ve benim kontrolümde eğitim almasını istiyorum. Anladım Martin. Ben de sana yardımcı olmaya çalışacağım. Ama sorunlu da bir çocuksa aynı zamanda terapi de görebileceği bir okul olmalı. Hayır, sorunlu bir kişiliği yok. Ama geçmişe dair derin acıları var. Her şeyi unutacağı mutlu bir ortamda olmasını istiyorum. Onun çok zeki ve özel bir çocuk olduğunu unutma. İnsanlarla iletişiminde çok iyi. Çok güzel resim yapıyor. Yatılı olabilir mi? Daha iyi olur. Sana seçenekler sunabilmek için biraz zamana ihtiyacım var Profesör Martin. Senden en kısa zamanda haber bekliyorum. Evet Bünyamin Bey. Sizi dinliyorum. Olur mu Fehmi Bey? Bundan sonra ben sizi dinliyor olacağım. Bunu söylemek için bu kadar süre düşünmeniz mi gerekiyor? Beni tanırsınız Hakkı Bey. Bütün varlığımı çok düşünüp sonra karar vererek elde ettim. Hepsini mi? Tamam, bir kısmını da başkalarının az düşünüp yanlışa düşmesinden elde ettiğim doğru. Ama param varsa düşüneceksin efendim. Bu kadar düşündükten sonra benim konsey davetime evet dediğine göre şimdi de bir şeyler kazanmayı planlıyor olmalısın. Önce sizin benim hakkımda ne planladığınızı öğrenmek isterim. Sıradan bir mafya avukatıyken 10 yılda paranın imparatoru oldum. Şimdi de kuracağımız konseyin hem kasası hem de avukatı olacaksın. Sizinle çalışmak şeref olacaktır. O zaman sen de kimin ne kadar parası varsa hesabını Hakkı'ya vereceksin. Senden tek kuruşunu isteyen olursa bize göndereceksin. Hiç öyle bakma. Benim senin parana ihtiyacım yok ama senin bana ihtiyacın var. Giden altınlar geri gelmiyor Bünyamin. Sen de gördün. Polat Bey, bir ziyaretçiniz var. Buyurun efendim. Sağ olun çocuklar. Merhaba Polat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Polat? Sağ olun. Ziyaretinizi beklemiyordum. Sabahtan gelecektim aslında ama bazı gelişmeleri takip etmemiz gerekti. Konu önemli Polat. Senin emniyete alınmanın duyulması bölgede bir hareketliliğe yol açtı. Şimdiye kadar öngöremediğimiz bazı politik hazırlıkların haberini aldık. Benim tutuklanmam durumunda Ra hemen bir hamle yapacaktır. Bölgede güçlü olduğumuz ülkelerden başlayarak dünya kamuoyunu etkilemek üzere bir propaganda faaliyetine başlayacaklar. Bu yüzden süreci ihtiyarlar heyetiyle değerlendirmek zarureti doğdu. Bence de isabetli olur. Bundan sonrası için alınacak tedbirlerin konuşulması yerinde olacaktır. Senin hakkında burada çıkacak kararın neticesi ne olursa olsun, ihtiyarlar olası risklere karşı senin hanedanlarla ilgili yeni bir hareket planını değerlendirmeye alacaklardır. Öyleyse bu değerlendirmeyi yaparken kararlılıkla çıktığım yoldan dönmeyeceğimin ve hedefimden asla vazgeçmeyeceğimin bilinmesinde yarar var. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Ne oldu Leyla? Polat Ben Adliye'ye gidiyorum. Hakim dosya üzerindeki kararını açıklayacak. Hayırlısı olsun. Cahit, Polat Alemdar'ın tutuklanması hakkında ne düşünüyorsun? Onun gibi birinin böyle durdurulamayacağını düşünüyorum. Ya senin karşına çıksa Cahit? Onu durdurmak için ne yapardın? Umarım çıkmaz. Ben onun yıktığı bir düzeni yeniden kuruyorum. Eğer bir yerde karşımıza çıkmazsa yanlış yolda izlemektir. Peki ya senin karşına çıkarsa ne yaparsın? Onunla konuşmak istediğim çok şey var. Umarım biraz zamanımız olur. Beni bunu konuşmak için mi çağırdın? Hayır. Sana Bünyamin konusunda teşekkür etmek istedim. Sayende bizim hiç uğraşmamıza gerek kalmadı. Kayıp altınlarını vaat edince benim de başka bir şey yapmama gerek kalmadı. Bünyamin'in altınlarını kimin çaldığını biliyor muydun? Tilki Andre'nin altın karşılığında büyük miktarda silah aldığını duydum. Ben de işin üstüne yürüdüm, altınlar yoluma çıktı. Silahları da bulmayı umuştum ama olmadı. Peki o Rus silahları kimden almış? Zaharyas'tan. Bu adam Türkiye'ye gelip silah satıyorsa savaş yakındır. Zaharyas'ın Türkiye'ye bunun için mi geldiğini düşünüyorsun? Ne için geldiğini bilmiyorum Cahit. Ama şunu biliyorum ki o adamın olduğu yerde muhakkak ateş çıkar. Onunla konuşmamız lazım Hakkı. Tamam efendim. Artık insanlar senin konuşmanı değil, konseyi kurup masaya yumruğunu vurmanı bekliyorlar. Demek benim havaya kaldırdığım yumruğumu görüyorlar. Güzel. Herkesin bunu bilerek hareket etmesi güzel. Beklesinler bakalım. O yumruk ne zaman nereye inecek? Devam et. Sagir Deniz var mı? Kulüp sahibinin ifadesinden sonra Şile civarında yoğunlaştık. Arabadan indiği yere yakın ulaşabildiğimiz bütün görüntülere bakıyoruz. Sagir denen o teröristi başka kimseye zarar vermeden bulmalıyız Aynur'a. Karakola bir ihbar gelmiş. Yaşlı bir kadını evinde rehin tutan bir adamdan bahsediliyor. Burası bizim Sagir'i aradığımız bölge. Şerefsiz. Emniyet tarafından gözaltına alınmış bulunan Polat Alemdar hakkında Interpol tarafından tutuklama ve iade talebiyle gönderilen soruşturma dosyası incelendi. Öncelikle Polat Alemdar'ın yargılanmak üzere İngiltere'ye iadesi talebi düşürüldü. Anayasanın 23. maddesinde yer alan
vatandaş sınır dışı edilemez hükmü uyarınca bu talebin reddine, soruşturmaya konu olan olayların önemi ve iddiaların büyüklüğü göz önüne alınarak daha ayrıntılı araştırma ve inceleme yapılması için soruşturmanın devam etmesine karar verildi. Polat Alemdar'ın tutukluluğu hakkında da gereği düşünüldü. Türk ceza yasaları uyarınca tutuklama durumu istisnai tutuksuz yargılama esas olduğundan bu soruşturmada tutukluluk halinin devamını gerektirecek bir durum bulunmadığına, Polat Alemdar'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmiştir. Değil, bildiğin kan. Cesetlerin arasında uyudum. Daha senin torunundan bile ufakken ilk elini tuttuğum kızın evine bomba atıldı bir gece. Sadece elini buldum sonra harabelerin arasından. Dokuz yaşındaydım. Evimizin önüne askerler geldi. Beni alıp hiç bilmediğim bir yere götürdüler. Kamp nedir bilir misin sen? Yok, bilmiyorum. Anlatayım. Kamp, benim gibi adamların yetiştiği, teneffüsü, tatili olmayan bir okuldur. Bir sabah erkenden uyandırıp elime bir paket verdiler. Pazar yerine gidip bıraktım. Arkamı dönüp baktığımda yüzlerce insan ölmüş, ortalık kan gölüne dönmüş. Ödülüm neydi öğrenmek ister misin? Bir paket daha. İlk başlarda hiçbir şeyi sorgulamadım. Sonra zevk almaya başladım. İnsanlar benden korktular ve itaat etmeye başladılar. İtaat etmeyen asiler de oldu tabii. Ama cezalarını verdim. Sonra bana çok para verip benden orada burada savaşmamı isteyen zenginler oldu. Yaptım. Her yerde savaştım. Çünkü bundan başka bir şey bilmiyordum. Başıma gelmeyen kalmadı. Bak, gördün mü? Senin aklının bile almayacağı şeyler var benim hayatımda. Su iç. İzin yok. İşte bu beni öldürür.
Şüpheli şahsın bulunduğu eve geldik. Ateş açıldı. Tekrar ediyorum, ateş açıldı. Çatışma var. Bir polis vuruldu. Acil destek gönderin. Tamam. Nenemi öldürdü. Çocuğun yanında kal. Beni korkuttunuz. Korksan iyi edersin. Beni takip eden siz miydiniz? Demek takip edildiğini fark ettin. Benden başkası olabileceğini de düşündün. O zaman beni uyarmak için neden aramadın? Sizi asla aramamamı söylediniz. Hayati bir şey değilse aramamanı söyledim.
Şu anda ikimizin de hayatını tehlikeye atmış olabilirsin. Bunu yaparak kendi adıma büyük risk aldığım kesin. Fehmi'nin evine ajan olarak girmek risk değil miydi? Anlattım size. Bunu yapmaya mecburdum. Şimdi de öylesin. Evet. O yüzden buradayım. Brandon'a ulaşabileceğin adres burada. Emin misin? Adım kadar eminim. Bu adam İngiltere gitmedi mi? Herkesin öyle bilmesini istediler. Henüz Türkiye'den ayrılmamış. Bana yalan söylüyorsun. Bunun için çok gerekçem var. Ama hayır, size yalan söylemiyorum. Çünkü beni bu beladan kurtaracağınıza söz verdiniz. Sizden başka güvenebileceğim kimse yok. Artık gitmem lazım. Bana iyi haber mi getirdin Mete? Size kim kötü haber vermeye cesaret edebilir? Can Bey. Bence sen edebilirsin. Söyle, duymak istiyorum. Polat Alemdar serbest bırakıldı. Bir kere daha gördük ki Türkiye'de onu cezalandıracak yargıç yok. Ama Polat lahye çıkınca kararı yüce Türk milleti değil, Batı'nın adaleti verecek. Ama o zamana kadar Polat'la aynı İstanbul'da yaşamak zorundayız. O zaman önce yaşananlarla aramızdaki bağı keselim. Polat Alemdar bizim ona ne kadar yaklaştığımızı asla öğrenmemeli. Asla. Nazif anneye bu haberi vermek için sabırsızlanıyorum. İnşallah şuuru açılır bir an önce. İnşallah Leyla. Oho. Böyle çok bekleriz. Gel hadi merdivenlerden çıkalım. Annemi bekletmeyelim. Thank you.
Hastayı kaybediyoruz. Cihazı hazırlayın. Nine. Elif. Nine. Nine. Elif de seni görünce çok mutlu olacak. Teknik gibi kanadımı süzmedim. Murat alıp doya doya gezmedim. Bu karayazıyı kendim yazmadım. Alnıma kader böyleymiş, ağlarım bazen gönlüme sebebime. Alnıma yazılmış bu kara yazı, kader böyleymiş, ağlarım bazen gönlüme sebebim hey, hey. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murat gezmedim. Bu karayazıyı kendim yazmadım. Anne. Yazılmış bu karayazı, kader böyleymiş, ağlarım bazen gönlüme sebebim ey. Alnıma yazılmış bu karayazı, kader böyleymiş, ağlarım bazen gönlüme sebebim hey, hey. Alnıma yazılmış bu karayazı, kader böyleymiş, ağlarım bazen gönlüme sebebim hey, hey.
çok iyiydi bugün. Elini tuttum, güldü bana. Nasıl olur Leyloş? Annem bugün kendine mi gelmişti? Evet. Öğleden sonra bir ara açmıştı gözlerini. Akşama doğru sen gelince daha iyi olur diyorduk. Peki birdenbire niye kötüleşti? Annemle ilgilenen bütün doktorlarla konuşmak istiyorum Hüsnü. Efendim, siz de biliyorsunuz ki merhumenin rahatsızlığın her safhasında... Hüsnü, doktorları topla bana. Hadi. Baş üstüne efendim. Thank you.
Cahit, gel. Herkesi topladın mı Hüsnü? Nazife annemize bir süredir hizmet veren her branştan sağlık çalışanlarımız ve dün geceden beri onunla bizzat ilgilenen doktor, hemşire, sağlık görevlisi bütün arkadaşlarımız hazırlar efendim. Sadece bir hariç. Kimmiş o? Doktor Selin Hanım. Ne zaman başlamış göreve? Selin Hanım bu ay göreve başlamışlar efendim. Kendisiyle uzun mesai yapma şansımız olmadı. Ama başarılı, hüsnü niyetli bir doktor arkadaşınız. Doktor hanım, annem nasıl? Şimdilik durumu stabil. Ancak kesin bir şey söylemek şu an için mümkün değil. Ben sizi yalnız bırakayım. Bugün niye yok bu doktor? Özel bir iş olduğunu belirtip idari izin almış efendim. Sizin çağırdığınızı iletmek için aradığımda da kendisine ulaşamadım. Ben ulaşırım ona. Niye geldik buraya? Bize buraya gelmemiz söylendi. Kimsiniz siz? Kim istedi beni buraya getirmenizi? Her şeyi öğreneceksiniz. İstanbul'da daha fazla kalmayı ben de isterdim. Ama bu gece ayrılmamı söylediler. Artık İstanbul benim için çok tehlikeli. Şu karşıdaki apartman yansın. Tamam komutanım. Bir daha kim bilir ne zaman gelebileceğim. Evet. Sen de burada olsaydın kesin çok eğlenirdik. Hayır, Londra'ya değil. Yunanistan'a gidiyorum. Şimdi kapatmam lazım.
kadını infaz etmişler. Kimin yaptığını öğrenmeliyiz. Yasin sen burada kal. Tamam komutanım. Sakın dışarı çıkmayın. İçeri girin, itfaiye ve polisi arayın. Tamam. Çabuk. Sana bu emri kim verdi? Gidelim Yasin. Komutanım, bina yakınında bir Lyon aracı vardı. Siz çatışmaya girdiğinizde uzaklaştı. Doktoru hastaneye ajan olarak yerleştirmişler. Görevini tamamlayınca biz konuşturmayalım diye infaz ettiler. Terörist başı Brenda'nın son hamlesi bu. Annemi aldı benden. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımıza yârim mahşere.
Nazife anne, neyiniz olurdu teyzeciğim? Her şeyimdi o benim. 30'umda dul kaldım ben. O bana dikiş dikmeyi öğretti. 3 çocuk büyüttüm sayesinde. Bana çok iyiliği dokundu. İyi insandı. Aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. الحمد لله رب العالمين.
Başın sağ olsun Can Polat'ım. Dostlar sağ olsun. Başın sağ olsun abi. Başın sağ olsun Polat. Sağ ol. Kaybın için çok üzgünüm Polat Alemdar. Nazife Hanım çok değerli bir insandı. Teşekkür ederim Profesör Martin. Başın sağ olsun Polat. Anacığım, ben senin hakkını nasıl öderim? Gel kardeşim, şöyle geçelim. Başımız sağ olsun abi. Ömer babayı duydum, uğurlamaya gelemedim. Ama Nazif anneye dayanamadım. Hepimizin başı sağ olsun kardeşim. Sen beni tanımazsın abi. Ama senin annen baban benim de annem babamdı. Onlar baktı büyüttü beni. Neyim varsa onların sayesinde abi. Gel kardeşim. Ben bu insanları tanımıyorum. Nazif annenin ve Ömer babanın sokaklardan kurtardığı, okuttuğu, meslek edindirdiği gençler. Bakıma muhtaç insanlar, ihtiyaç sahipleri, komşu, esnaf. Elinin uzandığı kim varsa şimdi burada Polat. Nazif annenin hiç çocuğu olmadı. Ama o kendini tanıyan herkesin annesi oldu. Görüyorsun ya Polat. Bugün matem günü değil. Biz buraya Nazif anneyi uğurlamaya geldik. Uğurlar olsun anacığım. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyiti için duaya, uyalım hazır olan imama. Allahu Ekber. Ben Elif'e haber vereyim. Teknik gibi kanadımı süzmedin. Murat alıp doya doya gezmedin. Bu karayazıyı kendin yazmadın.
Eller böyleymiş, ağlarım bazen. Gönlüme sebebim.